Bugün Kayseri yağlaması yapıyoruz. İçini hazırlıyorum şu anda. Önce kıymamızı güzelce soteliyoruz. Arkasından bir adet soğan, bir adet domatesimizi de güzelce soteledik. Üzerine bir çay bardağı kadar suyumuzu ilave ettik. Bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Sevdiğiniz baharatlar varsa onlardan da ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı da salçamızı ilave ettik. Karıştırma işlemine devam ediyoruz. Hamuru için bir paket instans maya, bir su bardağı ılık su, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz ve 2 adet kesme şeker arkadaşlar. Ve alabildiği kadar un ilave ediyoruz. Şöyle yumuşacık bir hamur oluyor. Biraz dinlendirdik hamurumuzu. Hamurumuzun havasını alıyoruz. Hamurumuzu bezelere bölüyoruz. Bezelerimizi bir merdane yardımıyla açıyoruz. Elimizde fazla olan ununu aldırdık arkadaşlar ve tavamıza koyuyoruz. Lavaşımız yavaş yavaş kabarmaya başlıyor arkadaşlar. Şöyle hemen çeviriyoruz. Pişirdik arkadaşlar. Lavaşlarımızı örtüyoruz pişirdikten sonra. Şöyle güzel bir bezle daha güzel yumuşacık oluyor. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şöyle hatta nasıl yumuşak olduğunu görün istiyorum. Arkadaşlar Kayseri yağlamamıza devam ediyoruz. Lavaşlarımızı hazırladık güzelce. Hemen şöyle dörde katlıyoruz. Ve şu uç kısımlarını şu şekilde iç sosumuza batırıyoruz. O şekilde daha yumuşak ve daha güzel oluyor. Hemen şöyle aldık. Bir kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde şu şekilde döküyoruz arkadaşlar. Şu şekilde her tarafına döktük arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı işlemi lavaşlarımız bitene kadar devam ediyoruz. Uçlarını güzelce batırdık. Hemen sonra lavaşımızı açıyoruz. Ve iç harcımızdan üzerine dökmeye devam ediyoruz. Kayseri yağlamamız hazır oldu arkadaşlar. Şöyle biraz göstermek istiyorum. Bol bol yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. Tabii ki şuraları kaldırdığım için kıymaları başka yere gitti. Afiyet olsun.